yerel seçimde ideolojik, siyasi, parti aidiyetlerinin daha geride olduğu, aday profilinin, belediye başkan aday profilinin ve onun vatandaşlara yönelik hizmet vaatlerinin, kapsayıcı, kuşatıcı, ayrım yapmayan hizmet vaatinin önde olduğu bir algıyla yerel seçimler yönetilir. Öbür türlü zaten genel seçimden kim çıkarsa yerel seçimde de o çıkar. O çıkmadığına göre 25 yıl sonra kale denilen İstanbul'da Ekrem İmamoğlu nasıl kazandıysa, bir memnuniyet olsaydı Ekrem İmamoğlu kazanabilir miydi? Olmazdı. Demek ki bir memnuniyetsizlik vardı. Onun üzerindeki vaatleriyle 25 yıl sonra kazandı. Bugün de onu pekiştirdi son 5 yıllık hizmetleriyle. Aynısı Kağıthane'de de söz konusu. Kağıthane'de vatandaşlarımız şuna bakıyor. Sizin parti aidiyetiniz olabilir. Bir ideolojik aidiyetiniz olabilir. Bir lideri çok beğeniyor olabilirsiniz. Ama siz Kağıthane'ye bakacaksınız. Sokaklarından mutluysan, parklarından mutluysan, ulaşımından mutluysan devam edersin. Ama ben sokaklardan mutlu değilim, temizlikten mutlu değilim, çöpler düzgün toplanmıyor. Parklarda çocukları oynatacağımız oyuncaklar bile paslanmış, bunlar bile değişmiyor. Ben güvenli parklar istiyorum, sokaklarının temiz olmasını istiyorum, kentsel dönüşümün ranta değil halka dönük olmasını istiyorum, çevrenin düzgün olmasını istiyorum, ulaşımın rahat olmasını istiyorum. Bizim projelerimiz, size verdiğim kitapçıktaki tüm projeler bizim halkla kurduğumuz temaslarla, onlarla birebir iletişimden çıkan projeler, vaatler. Bu vaatlerin arkasında AK Parti'ye oy veren yurttaşların büyük bir bölümünün değişim talebi var. Emin olun bundan. Kağıthane'de çünkü görmedikleri hizmeti, alamadıkları hizmeti, Kağıthane'nin öksüz kalmış belediyeciliğinin, yetim kalmış belediyeciliğinin değişmesi yönündeki talepleri üzerine kurulur. Öyle de olması lazım. Kağıthane'de, belediyede vatandaşlarımız adaya bakacaklar, hizmete bakacaklar. Daha iyisini gördükleri anda oylarını gelip Tonguç Çoban'a verecekler.